Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı bahfra pidesi tarifi paylaşacağım. Hiç yapmayan arkadaşlarımın bile kolaylıkla hazırlayabileceği oldukça lezzetli bir tarif olacak. Buyurun, hemen çok fazla lafı uzatmadan detaylara geçelim. Sizde lütfen bu arada videoma birer beğeni bırakmayı unutmayın. Hamurumuz için 4,5 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabına aldım. Üzerine 1 çorba kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra 1 paket instant kuru maya ekliyorum. Şimdi tüm bu karışımın ortasına olacak şekilde ılık süte ihtiyacımız olacak. 1 su bardağı ılık süt ve yine aynı şekilde 1 su bardağı da ılık suyumuzu mayanın ve toz şekerin üzerine gelecek şekilde alalım. Ve devamında yarım çay bardağı da sıvı yağ kullanacağız. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben sıvı yağ tercih ediyorum hamur işlerinde. Bu şekilde yağımı da aldıktan sonra yoğurma işlemine geçiyorum hemen. Yumuşak ancak ele yapışmayan kıvamda bir hamur olmasını istiyoruz. Bu anlamda sizlerde ölçüm değişebilir. Mutlaka un ilavesini temkinli olarak kullanalım. Kullanmış olduğum su bardakları klasik su bardaklarından da arkadaşlar 200 mililitrelik. Yine de dediğim gibi unu temkinli kullanalım. Unun kalitesinden markasından dahi değişiklik gösterebilir bu durum. Hamurumuzu güzelce ele yapışmaz kıvamda güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğuralım ve devam edelim. Ben tabii ki sizleri sıkmamak için atlayarak geçirdim bu aşamayı. Hamurumuz hazır. Şimdi kapağını kapatarak güzelce bir saralım ve mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanıncaya kadar biz de iç harcını hazırlayalım çünkü soğuması da gerekecek. Uygun bir tavanın içerisine 300 gram orta yağlı kıymamı alıyorum. Buzluktan kullandığım için çok fazla çözünmemiş ama hemen çözünecektir şimdi. Yine kıymamızı daha böyle tane tane güzelce kavurabilmemiz için öncelikle şöyle 3-4 kaşık kadar yemek kaşığıyla suyumuzu da ekleyelim ve daha sonrasında bir tahta kaşık yardımıyla ters tarafını çevirerek bastıra bastıra kıymamızı ezelim ve kavurma işlemine başlayalım. Bu aşama kıymanın tane tane olması için çok önemli. İlk aşamadayken ocak başından ayrılmadan devamlı bu şekilde bastırarak kaşığın tersiyle kıymamızı kavuralım lütfen. Daha sonrasında suyunu salmaya başlayacak ve tekrar suyunu çekecektir kıyma. Şimdi sizlerin de gördüğü gibi suyunu saldı kıymamız yeteri kadar. Bu aşamadan sonra ara ara karıştırabilirsiniz. Suyunu çekmeye başladıktan sonra yağ ilavesiyle devam edeceğiz. Gayet güzel bir şekilde suyunu çekti. Şimdi artık bir çorba kaşığı tereyağı ve yaklaşık yarım çay bardağı kadar da sıvı yağını kıymamızın üzerine alalım. Ve sıvı yağının ardından iki orta boy yemeklik doğranmış olan kuru soğanımızı da kıymamızın içerisine boşaltalım ve kavurma işlemine devam edelim. Bu işlemi iki tavada ayrı ayrı yapan arkadaşlarım da var. İsterseniz soğanı ayrı, kıymayı ayrı kavurup sonrasında buluşturabilirsiniz. Ben hiç gerek duymuyorum. Bu şekilde daha lezzetli geliyor bana. Çünkü kıymanın lezzetiyle beraber soğan da kavrulduğu için çok daha uyumlu oluyor. Bu şekilde kavurarak gördüğünüz gibi soğanlar ölünceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Soğanlar öldükten sonra kızarıncaya kadar kavurma işlemine devam ettim. Şimdi sıra geldi baharatlara. Yarım çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber veya pul biber, 1 tatlı kaşığı dolu dolu tuz ilave ediyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzeme listesini diğer tüm videolarımda da olduğu gibi yine açıklama kısmına ekledim. Oradan da bulabilirsiniz. Kaçırdık diye üzülmeyin lütfen. Şimdi güzelce baharatlarla birlikte de 2-3 dakika kadar soteleyeceğim ve daha sonrasında iç harcımı ateşten alarak soğumaya bırakacağım. Ara ara karıştırarak ocaktan aldıktan sonrasında soğutalım. Daha sonrasında pidelerimizi oluşturmakla devam edelim. Bizler iç harcını hazırlarken hamurumuz da mayalandı. Şimdi artık hamurumuzdan eşit büyüklükte bezeler almamız gerekiyor. Bunun için tezgahıma güzelce un serptim. Üzerine hamurumu alıyorum. Şöyle birazcık toparladıktan, havasını aldıktan sonra hamurumdan eşit bezeler alacağım ve artık şekillendirme işlemiyle devam edeceğim. bezelerimi küçük birer portakal büyüklüğünde alacağım ben. İsterseniz daha da küçük veya daha da büyük alabilirsiniz. Yapmak istediğiniz pidenin ebatlarına bezeleri aldıktan sonra artık açma aşamasına geçelim. Bu arada bezelerimizi oluşturduktan sonra kurumaması için tekrardan hamur yoğurduğum kabıma alarak kapağını kapatacağım. Daha sonrasında birer birer alarak açacağım inşallah. Yine bu aşamayı da kısaltarak geçireceğim hemen bezelerimin oluşturulmuş aşamasıyla tarifime devam edeceğim. Pidelerimizi açarken arkadaşlar daha rahat kapatabilmemiz açısından olabildiğince az un kullanalım. Şöyle azıcık parmağımızın ucuyla gördüğünüz gibi un serpelim tezgaha ve o unu kullanarak elimizden geldiğince az unla ince uzun şekilde açmaya çalışalım. Zaten hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için 1-2 merdane darbesiyle rahatlıkla açılacaktır. Gördüğünüz gibi çok az unla yapışmasından da korkmayın. Bu şekilde una bulayarak tekrardan devam edin. İnce uzun şekilde hamurumuzu incecik açalım. Şimdi açmış olduğumuz bu pide hamurunun tam da orta kısmına yine aynı şekilde ince uzun olacak şekilde hazırladığımız kıymalı harcımızı yerleştirelim. Eşit oranda yaydırdıktan sonra artık pidemizi kapatabiliriz. İlk pideyi çok daha detaylı çekmeye çalıştım. Sizler de daha detaylı olarak görün diye. Şimdi nasıl kapattığıma gelince öncelikle baş kısmını bu şekilde tamamen kapatıyorum. Daha sonrasında iki elim yardımıyla bir tarafını tutup diğer elimle sıka sıka en başa kadar kapatarak ilerliyorum. Pidenin diğer ucuna geldiğimizde de yine aynı şekilde ucunu sıkı sıkı parmak uçlarımızla kapatalım. Kapalı bir pide yapacağımız için bu aşama çok önemli. Dışına taşmaması gerekiyor iç harcının. Güzelce parmak uçlarımızla hamurumuzu yapıştıralım. İşte tam da bu aşamada karşılıklı hamurların birbirine güzelce yapışabilmesi için hamurunuzu açarken az un kullanmanızın tavsiyesinde bulundum arkadaşlar. Unu fazla kullanırsanız yapıştırma işleminiz biraz zorlaşacaktır. Hemen bu hazırladığım pidemi fırın tepsimin içerisine alıyorum ve devam ediyorum. Bu aşamadan sonrasını hızlandırılmış olarak hemen birkaç tanesini daha nasıl yaptığımı çekeyim sizlere. Gördüğünüz gibi yine bu e, hamurlarımı da olabildiğince az unla bu şekilde güzelce açtım. Yine aynı şekilde orta kısmına kıymalı harcımı yerleştirerek sıkı sıkı kapatacağım ve ilk yapmış olduğum pidenin yanına alacağım arkadaşlar. Vermiş olduğum bu ölçüm listesine göre kıymalı olandan yaklaşık 7 tane pide çıktı bu verdiğim boyutlara göre arkadaşlar. Yaklaşık şöyle iki tane küçük bezem kalmıştı onları da sucuklu yaptım videonun sonunda da onu da paylaştım sizlere fikir vermek için. Kıymalı yapmak istemezseniz tabii ki o şekilde kaşarlı sucuklu da yapabilirsiniz diye. Yine tam da bu aşamada sizlere bir küçük daha dipnot vermek istiyorum. İsterseniz bu şekilde hazırlayıp dondurucuya da kaldırabilirsiniz kıymalı pidelerinizi veya işte sucuklu pidelerinizi hazırlayıp dondurucuya kaldırıp dondurabilirsiniz. Da Daha sonrasında dilediğiniz zaman üzerine yumurta sarısı sürerek hazır bir şekilde fırınlayabilirsiniz. Gayet pratik olacaktır. Sizlere tavsiyede bulunmuş olayım. Şimdi artık pidelerimi kapatacağım ve tepsimin dolmuş aşamasıyla tarifime devam edeceğim. Bizler pidelerimizi bu şekilde oluştururken fırınımızı da 190 derece fansız alt üst ayarda ısıtalım güzelce. Sonrasında pidelerimizi oluşturduk gördüğünüz gibi üzerine bolca yumurta sarısı sürerek 190 derece iyice ısınmış olan fırına sürelim ve nar gibi kızartalım. Şefim yumurta sevmiyorum. Yumurtasız yapamaz mıyım diyorsanız eğer sizlere yine fikir vermek için yumurtasız da yaptım arkadaşlar. O şekilde de muazzam oldu. Şimdi videonun ilerleyen dakikalarında onu da sizlerle paylaşayım hemen. Yumurtasız pideleri de yine aynı şekilde hazırlayıp yumurtasız şekilde hiçbir işlem uygulamadan fırınladım. Nar gibi kızarttım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi birazdan göstereceğim onu da. Şimdi pidelerin fırında pişerken geriye kalan iki tane küçük bezemi de sucuklu olarak hazırladım. Az önce de videonun başında söylediğim gibi. Bunun içinde yine az bir un kullanarak hamurlarımı açtım. Pide şeklinde ince uzun şekilde açtım. Daha sonrasında altına sucuk, üzerine kaşar gelecek şekilde bu şekilde ince uzun yine şeklini vererek e, malzemelerimi yerleştiriyorum. Dilerseniz kapya biber, zeytin bu aşamada istediğiniz başka malzemeler de kullanabilirsiniz. Daha sonrasında kapatma işlemini göstereceğim sizlere hemen. Bunu kapalı pide şeklinde yapmadık arkadaşlar şimdi göreceksiniz sizlerde e, kenarlarından yine uç kısmından sıkı sıkı kapattıktan sonra iki ucunu birleştirerek orta kısmında sıkmadan kapalı bir e, şeklini verdik ama pişerken açılacaktır tamamen kapalı olmayacak yani. Şimdi bahsettiğim şekilde kapatayım sizler de görün gördüğünüz gibi orta kısma doğru çekiyorum ve e, mutlaka uç kısımlarını avuç içlerinizle parmak uçlarınızla sıkarak kapatın ama e, orta kısımlar çok önemli değil. Bu şekilde yaptıktan sonra fırın tepsisini alarak yine diğer pidelerimiz gibi 190 derece fırında ister yumurta sarısı sürerek ister sürmeden pişirebilirsiniz. Ben diğer pidelerimden kalan yumurta sarısını da bu iki pideme sürdüm. Bu arada diğer fırına gönderdiğimiz kıymalı pidelerimiz çıktı. Sıcak sıcak, nar gibi kızarmış olan pidelerin üzerine tereyağı sürelim. Daha da parlaklık ve lezzet vermesi açısından bu şekilde tereyağını sürdükten sonra sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. Şahane görünmüyor mu arkadaşlar? Gerçekten de şöyle Karadeniz'de odun fırınında pişmiş e, Bafra pidesine çok çok benzeyen muazzam bir lezzet ortaya çıkacak. Gerçekten denemelisiniz diyorum. Şimdi iç dokusunu da sizlerle hemen paylaşayım keserek. Elim yana yana dumanı üzerinde pidelerimi hemen bir e, börek bıçağıyla dilimleri ayırıyorum. Daha sonrasında içini sizlerle paylaşayım. Tarifimi bu aşamaya kadar izleyen ve hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarımı kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmaya davet ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz de lütfen beğenmeyi ve videoma destek olmak için yorum yapmayı da unutmayın diyerek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi muazzam bir şekilde pidelerimiz artık hazır. Şimdi diğer yumurtasız pişirdiğimi de sizlerle paylaşıyorum şu an üzerine yumurta sürmeden hiçbir işlem uygulamadan fırında yine 190 derecede nar gibi kızartmış olduğumuz kıymalı pidelerimiz hazır. Fırından alır almaz üzerine tereyağı sürerek daha da bir parlatalım. Daha sonrasında yine sıcak sıcak servis yapabiliriz. bu lezzeti yapınca bana dua edeceğinize inanıyorum. Asla pişman olmayacağınız garanti bir tariftir. Muhakkak deneyin arkadaşlar. Deneyenler de lütfen yorum kısmından fikirlerini bizlerle de paylaşsınlar. Hemen yumurtalı pidelerimin yanına yumurtasızlarımı da aldım. O arada sucuklu pidelerim de pişti. Hemen bir de ona göz atarak videomuzu sonlandıralım. sucuklu ve kaşarlı hazırladığımız pidelerimiz de nar gibi kızarıyor gördüğünüz gibi. Şimdi pişmiş aşamasını gösteriyorum sizlere. Muazzam oldu. Yumuşacık. İnanın e, her türlü çocuklarınızın beslenmesine olsun, çay saatlerinize olsun, kahvaltılarınıza, pazar sofralarınıza çok çok yakışacak bu lezzetleri denemelisiniz diyorum arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Çok çok beğeneceğiniz bu tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa videonun altındaki paylaş butonunu üzerinden rahatlıkla gönderebilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.